Dostlar merhabalar. Şimdi full yayınlarındayız. Noktanın analitik incelenmesinin birinci testini gömeceğiz dostlar birlikte. Hemen ilk sorumuzu aldık ve başlıyoruz. Bakalım neler demiş ilk sorumuz. Bir okuyalım arkadaşlar. Diyor ki dik koordinat sisteminde verilen A ve B noktaları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir soru sormuş. A noktasının apsisi 4'tür diyor. A noktasına bakıyorsunuz dostum. A noktasının apsisi dediğimiz şey x'tir. Ordinatı dediğimiz de y. Birinci apsis, ikinci ordinattı. Demek ki apsisi 2'dir. Bu yanlış. A noktasının ordinatı 4'tür diyor. Ordinatı 2'dir diyor. Ordinatını 4 biliyoruz biz. Bu da yanlış. B noktasının ordinatı 8'dir diyor. B noktasının ordinatı şurası y. Eksi 8 olduğunu görüyorum. Bu da yanlış. B noktasının ordinatı yani eksi 8. A noktasının apsisinin yani 2'nin eksi 4 katıdır diyor. Evet 2'yi eksi 4 ile çarparsanız eksi 8 olur. Demek ki bir numarada Denizli'miz doğruymuş. B noktasının apsisi 8'dir diyoruz. Edirne şıkkında hayır apsisinin 6 olduğunu gördünüz zaten dostlar. Kolay basit bir soruydu. Geçtik hemen biz de ikinci sorumuza. Diyor ki ikinci soru. Noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde. Hemen ikinci bölgeyi şöyle bir konuşalım dostlarım. Bir numara, iki numaralı bölge. Bakın bu iki numaralı bölgede x dediğimiz şeyler, x'ler eksi, y dediklerimiz de artı. Yani x dediğim şey şuradaki birinci bileşen eksi 2m artı 2 dediğimiz şey negatif olacak. Yani sıfırdan küçük. Y dediğimiz eksi m artı 6 dediğimiz ifadede sıfırdan büyük olacakmış. Bunları gösterdik. Peki eksi 2m'i bu tarafa alırsak 2 küçüktür 2m olur. Yani 1 küçüktür m geldi. M 1'den büyük bir sayıymış. Şuradan eksi m'i bu tarafa atarsak 6 büyüktür m oldu. Yani m 6'dan küçük bir sayıymış. 1'den büyük olacak 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur. 6'dan küçük dediği için de daha da fazla gidemez. Bunların da toplamını soruyor. 5 şurası. 5 de buradan geldi. 10. 4 de buradan geldi. 14'ü paketledim dostum. Ve geçtim 3 numaralı soruya. Noktası analitik düzlemin yine ikinci bölgesindeymiş dostlar. İkinci bölgeyi bir daha hatırlayalım. X'ler ne olacak? Yani birinci bileşenler eksi. İkinci bileşenler artı olacaktı. İkinci bölgenin özelliği buydu. Peki şu nokta ikinci bölgedeyse eksi x dediğim şeyin ne olması lazım? Negatif bir sayı çıkması lazım. Yani sıfırdan küçük çıkması lazım. Dolayısıyla x'in buradan ne olduğunu görüyoruz dostlarım. X pozitif bir sayı olacak ki eksi ile çarpıldığında da sonuç eksi çıkıyor dostlar. Dolayısıyla x'in pozitif olduğunu bulduk. Peki eksi y ne olacaktı? Eksi y yani ikinci bileşen artı olmak zorundaydı. Eksi ile neyi çarparsam artı olur? Tabii ki eksiyi. O halde y de negatif bir sayıymış. Bunu bulduk. Peki diyor ki şu nokta hangi bölgededir? Bakın birinci bileşeni eksi y. Y'yi biz zaten eksi diye bulduk. Bir de önünde eksi var. O halde b'nin birinci bileşeni eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. İkinci bileşenine direkt x demiş. X'i zaten artı olduğunu biliyoruz. Artıya artı. Peki hangi bölge oldu bu? X'ler de artı, y'ler de artı. Birinci bölgeye denk düştü. Üçüncü sorumuzun cevabı da Adana'dan geldi. Geldik dördüncü soruya. Noktası düzlemin dördüncü bölgesinde olduğuna göre diyor dostum. Dördüncü bölge. Hemen bakalım dört numaralı bölgemize. Şurada bir inceleyelim. Bir, iki, üç ve dört numaralı bölgemiz. Bakın dört numaralı bölgenin özelliği. X'ler artı, y'ler eksi. Demek ki a artı 2 pozitif bir sayı olacak yani sıfırdan büyük. A eksi 3 negatif bir sayı olacak yani sıfırdan küçük. Buna göre a hangisi olamaz diye bir soru sormuş bize. Şurayı bir toparlayalım. A diyor ki buradan eksi 2'den büyük olacak. Burada da diyor ki a 3'ten küçük olacak. Yani eksi 2 ile 3 aralığında olacak a dediğimiz sayı. Eksi 2 olabilir mi? Hayır. Eksi 2'den daha büyük olmak zorundadır. O yüzden Adana şıkkımız
Eksi 2 yani olamaz dedik. 5 numaraya geldik. Noktaları aynı bölgedeymiş dostlar. Şimdi bakın bunun apsisine bakın pozitif. O halde diyeceksin ki aynı bölgedeyse bunun da apsisi pozitif. Yani x artı 3 dediğimiz şey sıfırdan büyük olacak. Şimdi bunun ordinatına bakın eksi 3 yani negatif. O halde bunun da ordinatı yani x eksi 3 negatif bir sayı olacak. Sıfırdan küçük olacak dedik. Peki x buradan büyüktür eksi 3 geldi. X buradan küçüktür 3 geldi. Yani birleştirirsek bunları 3'ten küçük eksi 3'ten de büyük olacak. Yine cevabımız Adana'dan mı geldi? Evet 5 numaralı cevap da Adana'dan çıktı. Geldik 6 numaralı sorumuza. Noktası analitik düzlemin 3. bölgesinde. Hemen gösterelim 3 numaralı bölgeyi. 1, 2, 3 numara. Buradaki bölgemizdeki noktaların özelliği apsisler eksi, ordinatlar yine eksi. İkisi de eksi olacak. Yani A çarpı B de negatif bir sayı. İkinci bileşen dediğimiz A da negatif bir sayı olacak. Peki A negatif. Eksi ile neyin çarpımı eksi çıkar? Artının. Demek ki B de pozitif olacakmış. Bunu bulduk. Şimdi geldik şu noktaya. A eksi B diyor. Yani A nasıldı? Eksi bir sayıydı. Eksi B diyor arkadaşlarım. B de pozitif bir sayı. Yani eksi eksi artı olacak. Demek ki eksi eksi olacak burası. Yani eksi ile eksinin toplamı da negatif çıkacak. O halde birinci bileşenim negatif bir sayı çıktı. Gerekirse bunlara bir değer verin arkadaşlar. Eksi 2'ye artı 3 diyeyim mesela. Ne diyor bize? Eksi 2 eksi 3 istiyor. Yani eksi 5. Sonuç yine negatif çıktığını buradan da görürüz. Virgül B diyor ikinci bileşene ki biz B'yi ne bulmuştuk? Pozitif. O zaman artı. X'ler eksi, Y'ler artı. X'ler eksi, Y'ler artıysa ikinci bölge demektir bu. Yani Denizli şıkkı doğru cevaptır dedik. Evet, ilk 6 soruyu gömdük. Hemen geldik 7 numaralı sorumuza. Diyor ki aşağıda dik koordinat düzleminde verilen eksi 7'ye 0 ve 11'e 0 noktalarına şekil 1'deki gibi 2 vida yerleştiriliyor diyor dostlarım. Tamam. Şuraya eksi 7'ymiş buradaki nokta. Şuradaki noktamız da 11'miş. Sonra A ve B noktalarına konulan bu vidaların üzerindeki boşluklara sırasıyla yukarıdaki kırmızı ve mavi renkli doğrusal çubuklar şekil 2'deki gibi yerleştirilmiştir. Şekil 2'ye bakalım. Evet bu şekilde yerleştiriliyor. Sonra diyor ki A noktasındaki vida pozitif yönde 45 derece. Hemen bunu burada gösterelim arkadaşlar. A noktasındaki vidayı yukarıya doğru. Şimdi şöyleydi düz bir çubuktu şöyle. Böyle bir çubuktu. 45 derece yukarıya doğru döndürün diyor. Şu şekilde döndüreceğiz hemen. Demek ki şöyle bir olay olacak arkadaşlarım. 45 derece döndürdüm. Böyle bir şey oldu. Devamını okuyorum. Mavi çubuğu da şu tarafa koyduk. Pozitif, negatif yine pozitif mi? Pozitif yönde bunu da diyor ki 135 derece döndürün. Onu da döndürelim hemen dostlarım. O da şöyle bir hal alacak. Onu da gösterdim. Bunu da şurası 135 olacak şekilde döndürdük. Tabii ki burası 45 oldu. Bakın 45, 45, 90 üçgeni çıktı burada hemen. Diklikten ikizkenar olduğu için aşağıya bir diklik indirdim. Buralarda 45, 45 oldu. Şurası toplam 11, 7 daha 18 birim. 9 şuraya kaldı. Şurası 7 idi. Buraya da 2 birim kaldı dostlarım. 9 ise 45, 45'ten şurası da 9, 9 oldular. Eşit oldular. Bize de en son diyor ki bu kırmızı ve mavi çubukların tam kesiştiği noktanın koordinatlarını söyleyin diyor. İşte bakın bu noktanın apsisi yani y'ye uzaklığı 2, ordinatı yani x'e uzaklığı da 9. 2'ye 9 oldu bunlar. Bunların da çarpımı kaçtır diye soruyor. 2 ile 9'un çarpımını da biz hemen 18 olduğunu bulduk. 7. sorumuzun cevabı Edirne'den geldi dostlar. Geçtik 8'e. Diyor ki 9x bilmem ne noktası y ekseni üzerindedir. Peki biz de biliyoruz ki y ekseni üzerindeki bir noktanın apsisi kesinlikle 0 olacak. Yani hemen 9x eksi 18 eşittir 0, 9x eşittir 18, x eşittir 2 olacak dedik. Buna göre diyor b noktasını da varmış. B noktasını yazalım. B noktasının apsisine x demiş yani 2. Ordinatı da eksi 2. A noktasını bir daha yazalım. Şurasına 0 dedik 5. 0'a 5.
ve bize de A ile B arasındaki uzaklığı soruyor dostlar. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü yapıyorum hemen. Kök içinde x'leri çıkartıyorum. 2'den 0 çıktı, 2 karesini alıyorum, 4. Artı y'leri çıkartıyorum. Eksi 2'den 5 çıktı, eksi 7 karesini alıyorum, 49. 49, 4 daha 53, kök 53'tür. Bursa'dan geldi 8. sorumuzun cevabı. Ve geçtik 9 numaraya dostlar. Kenar uzunlukları 9 ve 12 birim olan ABCD dikdörtgeni biçimdeki bir karton. Şekildeki gibi kesiliyor. Kesildikten sonra aşağıdaki gibi de yerleştiriliyor. Tamam, şuraya kadar gelelim bakalım. Buna göre ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık nedir diye bir soru sormuş. Şimdi öncelikle şu uzunlukları bir daha yerleştirelim. 9 ile 12. 12, 9. Yani B1 noktasının koordinatları -12'ye 0 olur. D1 noktasının koordinatları 0'a -9 olur. B2'nin koordinatları 9'a 0. D2'nin koordinatları ise 0'a 12 oldu. Şurada da bir de orijinimiz var. 0'a 0 diyelim. Bakın iki üçgeninde 3 köşesinin koordinatlarını biliyoruz. Hemen ağırlık merkezlerini bulalım. Şimdi sarı üçgenin ağırlık merkezi G sarı üçgen eşittir. Sarı üçgenin ağırlık merkezi nasıl buluyorduk? 3 köşeyi toplayıp 3'e böleceğiz. Şimdi x'leri toplayalım. 0, 0, 9. 3'e böl 3. Y'leri topla. 12, 0, 0. 3'e böl 4. Şimdi yeşilinkini bulalım hemen arkadaşlarım. Yeşilin ağırlık merkezi. X'leri topla. Eksi 12, 0, 0. Eksi 12 yapar. Topladım. Eksi 4. Y'leri topla. 0, 0, eksi 9. 3'e böldüm. Eksi 3. Toplayıp 3'e bölüyoruz dostlar. Aritmetik ortalamasını alıyoruz yani köşelerinin. Bunların da diyor aralarındaki uzaklık hemen kök içinde 3 eksi eksi 4'ten 7. Karesini alıyorum, 49. 4 eksi eksi 3'ten yine 7. Karesini alıyorum, 49. Bu da kök içinde 2 tane 49 arkadaşlarım, 98 yaptı. Bu da 14 çarpı ne oluyor? Nerede bir daha söyleyelim. Yani kısaca 7 kök 2 çıkacak işte. Yani 49 çarpı 2'den 7 kök 2 geliyor. Sorumuzun cevabı da Denizli'den çıkıyor dostlar. Evet, gelelim şuna. 10 numaralı sorumuza. Aşağıda yüksekliği 6 birim olan eş ikiz kenar yamuklar, şöyle göstereyim. Eş ikiz kenar yamuklarla oluşturulmuş ikaz levhası dik koordinat sistemine bir kenarı köşesi orijin x ekseni çakacak biçimde yerleştiriliyor. Yüksekliği 6 birim olan eş ikiz kenar yamukmuş bunlar dostlar. Demek ki şurası 6 birim. Şurası 6 birim. Yine aynı şekilde 6 birim. Şu ikiz kenar yamukların yüksekliklerini bir gösterelim. 6'şar birim. CD'yi vermiş 24 kök 3 diye. Şurası 24 kök 3 ise arkadaşlarım bir kenar uzunluğu. Bu da 24 kök 3. Bu da 24 kök 3 olacak. Eşkenar üçgen oldu burası. Şurası 60 derece geldi. Tabi haliyle. Burası 60 ise şuraya 120 kaldı. Bunlar da 60-60 diye bölündü. Hatta şurası da 30-60-90'dan 30-30 geldiler. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı şurası da 12 yaptı. Bunu da bulduk. Neyi soruyor? Orijinin AB doğrusuna olan uzaklığı, yani bizden istediği orijinin AB'ye olan uzaklığı dediği yer şu kısmın uzunluğunu istiyor. Şimdi bir parçasını bulduk. Şurayı bulduk, 12. Şurayı da bulalım hemen. 24 kök 3'tü. 12 kök 3, 12 kök 3 diye burası dağıldı. Tabii ki 30'un karşısı 12 kök 3 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olacak, 36. 12 kök 3'ün kök 3 katı 36 geldi burası. Şurayı da biz zaten yamuğun yüksekliği 6 diyebiliyoruz. Hadi toplayalım. 36, 48, 6 daha 54 yaptı. 10. sorumuzun cevabı da Ceyhan'dan geldi dostlarım. Evet, birinci testi gömdük. Hemen çevirdik. 2 numaralı testimize geçiyoruz. Analitik düzlemde köşe koordinatları bilmem ne olan üçgenin BC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu nedir? Güzeldir. Bir sınav sorusudur. Her soru bankasında kesinlikle göreceğiniz bir sorudur dostlarım. Şimdi ABC bir üçgenmiş. Önce çizelim ne istediğini, bir görelim. Sonra çözmesi kolay olacak. ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortay. İşte bu. AD kenar ortayının bizden uzunluğunu istiyor dostlar.
Peki biz uzunluğu bulabilmek için neyi bilmeliyiz? İki noktayı da bilmeliyiz. A'yı ve D'yi bilmeliyiz. A'yı zaten biliyoruz hocam. Eksi 2'ye 10 diye vermiş. D'yi bilmiyoruz ama hemen şöyle buluruz. B ile C'nin tam ortası olduğu için orta nokta formülünden, yani toplayıp 2'ye böleceğiz. X'leri toplayalım B ile C'nin. 5 ile 1 topladım 6, 2'ye böldüm 3. 2 ile 6 topladım 8, 2'ye böldüm 4. Bakın Denizli'yi de bulduk. Hemen iki nokta arasındaki uzaklık formülünden de kenar ortayının uzunluğunu çakıyorum. 3 eksi eksi 2 geliyor burası. 3 eksi eksi 2'den 5. 5'in karesi o halde. Artı 4 eksi 10. Yani eksi 6 karesi de 36 diyelim. Peki topladık, burayı da düzenledik. 25 artı 36 yaptı. Bu da 61 mi yapıyor? Kök 61 geldi. Birinci sorumuzun cevabı Bursa'dan çıktı dostlar. Geldik 2 numaraya biz de hemen. Evet, belli bir oranda bölen noktanın koordinatlarını bulacağız burada. Şimdi bir şöyle bir çizelim. Önce A burası olsun. B burası olsun. Şimdi AC 3, CB 4 olacak. Şurada da C olsun. AC'ye 3K, CB'ye de 4K diyeyim diyor. A'nın koordinatlarını vermiş eksi 3'e 2. B'nin koordinatlarını vermiş 4'e eksi 12. C'nin koordinatlarını istiyor. Hemen ne yapıyorduk bunlarla dostlar? Nasıl öğrettik biz size? Orantı yapacaktık dostlarım. X'e bakın şimdi. Eksi 3'ten 4'e zıplamış. 7 birim artmış. Nerede? 7K'lık yolda. 7K'da A'dan B'ye gelene kadar 7 birimlik artış göstermiş. O halde diyeceksin ki hemen 1K'da ne kadar artar? 1 artar. Peki bana ne lazım? A'dan C'ye gelene kadar 3K'da ne kadar artar diye soruyorum. Tabii ki 3 artar. Hemen eksi 3'ü, x eksi 3 diye 3 birim arttırırsak demek ki C'nin apsisi 0 olacak. O halde bu değil, bu değil, bu değil. Şimdi ordinata bakalım. Belirleyici ordinat olacak. Onu da şu tarafta yapalım. 7K'lık yolda A'dan B'ye gelirken 2'den eksi 12'ye düşmüş. Yani 14'lük bir azalış yaşamış arkadaşlarım. 14 birim azalmış. Peki 1K'da ne kadar azalır? 2 azalır. Bana 3K lazım. 3K'da da 6 azalır. Hemen azaltalım. 2'yi 6 azaltırsak eksi 4'e düşeriz. Demek ki 0'a eksi 4, yani ikinci sorumun cevabı Denizli'den patladı gitti. Ve geldik 3 numaraya. Dik koordinat sisteminde noktaları veriliyor. AB'yi 3 eşit parçaya ayıran noktalardan. Şimdi AB'yi 3 eşit parçaya ayıracağız. A burası olsun. B burası olsun. 3 eşit parçaya ayırdım. Şunların her biri birbirine eşit. Şöyle K diyelim, K diyelim, K diyelim. A'nın koordinatları 10'a eksi 8. B'nin koordinatları eksi 2'ye eksi 2. Diyor ki B noktasına yakın olan, işte şu C diyelim biz ona, noktanın koordinatlarını soruyor. Yine yukarıda yaptığımızın aynısını yapacağız dostlar. Önce A'dan B'ye gelene kadar 3K'lık yolda 10'dan eksi 2'ye düşüş var dostum. Yani 12'lik bir azalış var. Peki 1K'da ne kadar azalır? 4. Bana ne lazım? 2K lazım. 2K'da ne kadar azalır bu kerata? 8. Hemen 2K'dan 8 azaltıyorum. 10'du. 8 azaltırsam 2'ye denk gelirim. Demek ki C'nin apsisi 2 olacak. Aslında cevabımız çoktan çıkmış bile. 3 numaralı sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi dostlar. Y'ye bakmaya gerek kalmadı. Evet, diyor ki noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin denklemi. Dostlar, geometrik yer sorularının hepsinde şöyle bir şey söylemiştik size. Geometrik yer diye özel bir video çektim hatırlarsanız. O videoyu bulup izleyin. Bir sürü geometrik yer sorusu çözdüm orada. Hepsinde de şunu yapın demiştik dostlar. Bazı yol sorular hariç onlarda pratik yol öğrettik. Bir K noktası seçin XY. Bu K noktasının özelliği şu. Bu noktalara eşit uzaklıktaymış. Bu soru için özelliğimiz buymuş. Şimdi K noktasının diyor ki A'ya olan uzaklığı K noktasının B'ye olan uzaklığına eşit. Hemen gösterelim bunu. Kök içinde şöyle iki nokta arasındaki uzaklık formülü neydi? X'ler farkının karesi, yani X eksi 4'ün karesi artı Y'ler farkının karesi, yani Y eksi 3'ün karesi.
eşittir. Burada da yapalım aynı muhabbeti. X'ler farkı. Şimdi K'nın B'ye olan uzaklığı. X artı 3'ün karesi olur. Artı Y eksi 2'nin karesi olur. Şimdi burada her iki tarafta kök olduğu için köklere bir bay bay diyelim. Şimdi şu kareleri açalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir. Yine birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Aynı muhabbet. Y kare artı 4 eksi 4y. Ve bakın burada x kare ile y karenin toplamı, buradaki x kare ile y karenin toplamını götürdü bir kere. Bunu bir yazdık. Sonra şuradaki 9 ile şuradaki 9 birbirini götürdü. Sonra toparlayalım şimdi arkadaşlar. Şimdi hepsini eşittiri şuraya koyalım. 6x'i bu tarafa alırsak eksi 14x yapar değil mi? Şununla şunun muhabbetini yaptım. Eksi 14x. Hepsini sol tarafa toplayacağım. Eksi 4y'yi bu tarafa alırsak artı 4y gelir. Eksi 2y kalır burada. Şunları da kullandık. Şimdi sabit sayılar. 4 var burada. Burada da 16 var. 4'ü bu tarafa alırsam artı 12 olur. Eşittir 0. Hadi bir satır daha toparlayalım. Eksi 14x olsun. Eksi 2y. 12'yi de bu tarafa atalım. Eksi 12. Hepsini eksi 2'ye bölelim. 7x olur burası. Eksi y artı y olur. Eksi 2'ye böldüğüm için 6. Hangi şıkkımızda var? Dördüncü sorumuzun cevabı, bakın Edirne'de aynısı bulduk zaten dedik. Beşinci soru. Köşe noktalarının koordinatları bilmem ne olan ABC'de paralel kenarının D köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi dostlar, paralel kenar olma özelliği diye bir kuralımız vardı. Olay şu, çok basit bir kuraldı bu. Hemen öğreneceksiniz, hatırlayacaksınız. Diyor ki kural, karşılıklı köşelerin yani A ile C'nin apsislerinin toplamı diğer karşılıklı köşe B ile D'nin apsisleri toplamına eşit olacak diyor. Bu kadar basit. Ve aynı şey ordinatlar için de geçerli olacak diyor. Şimdi hemen bakın. A'nın apsisi 2, C'nin apsisi eksi 1 eşit olacak. B'nin apsisi eksi 1, D'nin apsisi x ile toplayınca. Şu eksi 1'ler giderse bakın D'nin apsisini bulduk 2. D'nin apsisi 2 ise zaten cevap direkt 5 numaralı cevap Adana'dan çıktı bile dostlarım. Y'yi bulmaya gerek kalmadı ama aynı muhabbeti Y'ler için de yapabilirdik. Peki geçiyorum 6 numaraya. ABC üçgeninin köşeleridir diyor. Üçgenin ağırlık merkezini bulun diyor. Önce bir bulalım. Ağırlık merkezinin koordinatları neydi toplayıp 3'e bölecektik. 2, 4 daha 6, 3 daha 9, 3'e böldüm 3. Eksi 3, 7 daha 4. 4 ile 8'in toplamı 12, 3'e böldüm 4. İşte diyor bu noktanın ağırlık merkezinin C'ye olan uzaklığı 3'e 8'e olan uzaklığını bulun diyor. Hemen iki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı 3'ten 3 çıktı, 0 karesini aldım. 4'ten 8 çıktı, eksi 4 karesini aldım. Yani kök 16 yaptı, o da 4 diye çıktı dışarıya. Cevabımız Ceyhan'dan geldi dostlar. Evet, bunu da gömdük. Test 2'nin hemen 7. sorusunu alalım dostlar önümüze. Şimdi bunların fotokopisini çektirdim arkadaşlar ben. Çünkü şeydi bendeki sorular. Yani yeniden çıktısını aldım bunların ben. Halit hocamdan rica ettim. Gönderdi sağ olsun PDF formatını. Ben de çıktısını aldım. Çünkü bunlar bende çözülmüştü. Bir öğrencimin kitabıydı bendeki kitap. Üstleri çözülü olduğu için birçoğunu böyle fotokopi çekmek zorunda kaldım. Zaten o yüzden de geç attık ya videoları da dostlar. Bunu bekledik uzun bir süre. Evet, gelelim şuna. Y eşittir 8 doğrusu üzerinde bulunan. Dostlar bakın, bunun üstünde bulunuyorsa ne diyelim biz o noktaya? K noktası diyelim. Biz bu K noktasının Y'sinin 8 olduğunu kesinlikle biliriz ama apsisinin kaç olduğunu bilmeyiz. Zaten bize de apsisi kaçtır diye soruyor. Bu noktanın bir diğer özelliği de A'ya olan uzaklığı B'ye olan uzaklığına eşitmiş dostlarım. Sorumuz böyle demiş. Hemen şimdi A'ya olan uzaklığını yazalım. Kök içinde şöyle yazıyorum. Kök içinde x eksi 6'nın karesi olur. 8 eksi 4'ün karesi olur. Yani 16. Eşittir. B'ye olan uzaklığını yazıyorum.
x eksi 4'ün karesi olur. X eksi 4'ün karesi 8 eksi 6'nın karesi, yani 2'nin karesi de 4 olur. Her iki tarafta karekök olduğu için bunlara bay bay dedik. Şimdi şurayı bir toparlayalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı bir de 16 var. Eşittir. Şuraya bakalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı bir de 4 var. Şimdi bir satır silelim bakalım. Şu x kare ile x kare gitti. 16 ile 16 gitti. Şimdi eksi 12x'i bu tarafa alırsak artı gelecek, 4x olacak burası. Bunları da kullandık. 4'ü bu tarafa alırsak 36'dan 4 çıktı, 32 kaldı. 4x eşittir 32 ise x'in de 8 olduğunu, yani Adana'dan geldiğini gördük cevabın. 8 numara. Bakın yine çözdüğümüz bir sorunun az önceki son soru muydu? 4. soru muydu? Neydi? Az önceki sayfadaki. Onun aynısı arkadaşlarım. Eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin denklemini istiyor bizden. Hemen ne yapın demiştik? Bir K noktası X, Y olsun. Şimdi bu K noktasının özelliği, birinciye olan uzaklığını yazacaksınız dostlarım. Kök içinde X eksi eksi 2, yani X artı 2'nin de karesini alacağız. Artı Y eksi 3'ün karesi. Eşit olacak B'ye olan uzaklığı. X eksi 3'ün karesi artı y eksi eksi 2, yani y artı 2'nin karesi. İki taraftaki kökü götürdük. Şimdi açmaya başlayalım. Birincinin karesi x kare, şöyle gözüksün, x kare artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Artı diyorum, birincinin karesi ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Eşittir. Devam edelim. Açalım bunlara. X kare artı 9 eksi 6 X olur. Artı Y kare artı 4 artı 4 Y gelir. Sadeleştirmeleri yapalım. X kare ile Y kare. X kare ile Y kare. Başka giden var mı diye bakıyorum. 9'lar gidiyor dostlarım. Şuradaki 9'lar. Şuradaki 4'ler de gidiyor arkadaşlar. Bunları da götürdük. Şimdi şu eksi 6 X'i bu tarafa alırsak 4 X'in yanına 10 X kaldı burada. Bunları da kullandık. Eksi 6 y'yi bu tarafa alırsak 4 y'nin yanına 10 y oldu. Onları da götürdük. X eşittir y geldi. Yani y'yi bu tarafa alırsam x eksi y eşittir 0 çıktı. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi dostlar. 9. sorudayız. Diyor ki dik koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin alanı çok basit bir soru oldu arkadaşlar. Hemen çok rahat yapabileceğimiz. Şurası 2 birim. Şurası 6 birim. Bakın A noktasının x eksenine uzaklığı y'si demektir. 6 birim de burası geldi. Taban belli 8. Yükseklik belli 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den Ceyhan bulduk. 9. sorumuzun cevabı, hemen hallettik. Evet, 10 numaradayız. Türkiye haritası verilmiş. Şekildeki Türkiye haritası İstanbul, Ankara ve Hatay'ın konumları verilmiştir. Haritadaki her bir birim 45 kilometreye karşılık gelmektedir. Pilot Alperen Bey Hatay'dan İstanbul'a Ankara aktarmalı bir uçuş yapacaktır. Buna göre Alperen Bey'in bu uçuş esnasında uçuş mesafesi kaç kilometredir? Hatay'dan İstanbul'a gidecek. Tabii önce bir Ankara'ya uğrayacak. Şimdi Hatay'la Ankara arasındaki mesafeyi bir ölçelim biz o zaman hemen, değil mi dostum? Hemen bir burayı bir bulmaya çalışalım. Bakalım kaç birim çıkacak bizim şuradaki ölçeğimize göre. Kaç birim, burayı bir bulalım. İki nokta arasındaki uzaklık 20'den 11 çıktı. 9 karesini alacağız. Eksi 5'ten 7 çıktı. Eksi 12 karesini alacağız. Bakın 9, 12'den 15 geldi arkadaşlar burası, değil mi? Demek ki şu mesafe 15. Çok uzatmadım burayı, hemen bulduk. Şimdi gelelim Ankara ile İstanbul arasındaki mesafeyi bulalım. Ankara ile İstanbul arasındaki mesafe kök içinde. Şimdi şunu bulmuştuk, 15. Ne diyorum? Şu 3 müymüş? 3'ten 11 çıktı. Eksi 8 karesi. 13'ten 7 çıktı, 6 karesi. Bakın bu da 6-8'den 10 geldi. 6-8-10 üçgeninden burası da 10. Yani uçuş mesafesi toplamda 25 birim.
Bizim hesabımıza göre 25 birim. Ve ne diyor soru? Diyor ki bir birimin karşılığı 45 kilometredir. O halde 25 birimin karşılığı kaç kilometredir? Yani 25 çarpı 45'i soruyor bize. Sorumuzun cevabı da buradan gelecek. Hemen bulalım. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 2 10 2 de elde 12. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 2 8 2 de elde 10. 5 2 1 1. 1125 yani sorumun cevabı Denizli'den geldi dostum. Evet geldik 11 numarayı okumaya. İki nokta arasındaki uzaklık formülü şu formülle hesaplanır diyor. Tamam geç burayı. Burayı kadar okumuş olalım. Sonra da diyor ki bize şu aşağıda ben okuyayım orayı arkadaşlar siz göremiyorsunuz şimdi. Diyor ki oransal olarak farklı hesaplayan bir program var arkadaşlar. Programda diyor ki A ile B noktaları arasındaki uzaklığı şu mesafeyi 25 metre olarak ölçüyorsa diyor. C ile D noktası arasındaki uzaklığı nasıl ölçer diye soruyor. Az önceki sorunun aynısı oldu neredeyse arkadaşlar bu soruda. Hemen şöyle yapacağız bakın. Önce biz A ile B arasındaki mesafeyi bir ölçeceğiz. Şurada A ile B arasındaki mesafeyi bir ölçelim dostlar. Hemen kök içinde eksi 3 eksi 5'ten eksi 8'in karesi 2 eksi 8'den 6'nın karesi. Bakın 6 8'den 10 birim çıkıyor. Yani aslında 25 metre dediğimiz mesafe bizim için 10 birim. Peki şurayı biz bir kendimizce ölçelim hemen. D ile C arasındaki mesafeyi kök içinde. Ne diyeceğiz? Eksi 7 eksi 3'ten eksi 10. 10'un karesi. 4 eksi 28. 24 eksi 24'ün karesi. 24'ün karesi diyelim. Bakın bu da 5, 12, 13 üçgeninin 2 katıdır. O halde buradan da 26 gelecek dostlar. Bu da 26 birimmiş. Şimdi soru diyor ki bize. Şurada yapayım. 10 birim 25 metre ise 26 birim kaç metredir diye bir soru soruyor dostlarım. Hemen 10x eşittir 25 çarpı 26. 5'e bölelim bunu 2. 5'e bölelim 5. 2 ile sadeleştirelim. 13 x eşittir 5 çarpı 13. Yani sorumun cevabı 65. O da nerede? Edirne şıkkında dostlarım. Evet noktanın analitiğinin ilk iki testini gömdük. Gençler sabretin sınava az kaldı. Evde kalın. Sıkı ders çalışın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.